Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok güzel 5 tane deltoid sorusu çözeceğiz. 3D yayınları gerçekten geometride çok iyi. 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan muhteşem 5 tane soru çözeceğimizi düşünüyorum. Yani bu soruların muhteşem olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olup videolarımı lütfen beğenmeyi unutmayın. İlk sorumuza başlayalım. Sizin de yorum da atın bu arada ya. Kimse yorum atmıyor. Bu arada arkadaşlar... Ee... Önce soruyu siz çiziyorsunuz, çözüyorsunuz. Daha sonra benim çözümümü izliyorsunuz. Yoksa çok güzel olmaz yani anlamı olmaz. Şimdi ilk soruyla başlayalım mesela. Sizler de bir önce uğraşın lütfen. Durdurun videoyu. Çizmesi çok zor değil inanın. Şimdi DC paralel AB demiş. Şu ikisi birbirine paralel. Kırmızıyı daha çok seviyorum geometride. AD ve AE birbirine eşit. Güzel bak şurada bir delta var değil mi? X, 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 X falan. BE 7. 18 vermiş. X nedir diyor. Hadi bakalım demet takalım. Bir uğraşın arkadaşlar. Şimdi C'den A'yı birleştirdim. Şu açılara alfa dedim. Alfa dedim. Buraya da beta dedim. Neden bunları alfa alfa dedim? E delta abi. Delta it olunca bunlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. Yani açı ortaya olmak zorundalar. Peki şu açı alfa artı beta. Bakın Şurada bir z kuralı var sayın arkadaşlarım. Şöyle götüreyim. Hop. Yani şurası alfa artı beta ise burası da nedir? Yine alfa artı beta. Deltoid de yine bu açıda açı ortaydı. Bu ikisi birbirine eşit. Yani yine alfa artı beta. Gördünüz mü? Neyi? Gördünüz mü arkadaşlar? Neyi? Şimdi gösteriyorum. Bakın. Şu alfa artı beta ile bu alfa artı beta birbirine eşit ve ikizkenar üçgen. X 11. X 11 cevabımız C. Şimdi geçelim ikinci soruya. İkinci soruda da ahan da böyle bir soru. Biraz görmesi zor galiba. Neler söylemiş? çizinsiz siz Çizmesi o kadar zor değil. A, B, A, D birbirine eşit. AB ile AD birbirine eşit yani ikizkenar üçgen. Ondan sonra AE ile ED, BE birbirine eşit eyvallah. CF, FD eşit her şey eşit Allah aşkına. Ondan sonra başka ne vermiş? BC, CD eşit bakın burası da ikizkenar yani ben şuraya alfa dersem burası da yine alfa olur hatta buraya beta dersem büyük üçgen üçgende ikizkenar olduğu için beta olur falan. BD 16 demiş. EF nedir demiş. EF de garip bir noktaya gelmiş. Şuraya gelmiş. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Ben bunu böyle indirsem. ikiz kenarı görünce dik indirmeden duramıyorum arkadaşlar. Dik indirmem gerekiyor. Dur? Yani buralar kaç kaç oluyor? 8 8 oluyor. Şimdi E yükselen yeni nesil. Şimdi bunlar birbirine eşit. Yani ben buraya KK diyeyim. KK. Burası da yine 2K. Şunu da tam orta noktasına alsam böyle. Zaten hizalı olacaktır. İkiz kenar ya. KK doğrusal olacaktır. Şöyle birleştirsem. Alt taraf 16 olduğu için burası da kaç olur arkadaşlar? 8. Neden? 1 bölü 2 oranı var sol tarafta. Sağ tarafta da 1 bölü 2 oranı var. Ve şunlar birbirine eşit. KK. Yine şu noktayı birleştirsem. Şimdi lütfen şuraya dikkat edin. D'den P noktası diyelim. DP'nin DA'ya oranı 1 bölü 2. DF'nin DC'ye oranı 1 bölü 2. Yani şu iki doğru birbirine ne oldu? Paralel oldu. Paralel olunca şu uzunluk eğer 12 ise 1 bölü 2 oranından dolayı burası da ne oldu? 6 oldu. Bakın bu doğru buna paralel. Bu doğru buna paralel. E bu iki doğru birbirine dikse bu iki doğru da birbirine diktir. Şurası 6 6'ydı. Burası 8'di. Zaten benim öğrencim 6-8'i görünce o dikliği anlamasa bile onu yapıştırır yani. Yapıştırır orada bir sıkıntı yok. 6-8 10 oldu. Gayet güzel bir soru değil mi? Çok yakışıklı. He, diyebilirsiniz ki deltoidle ne alakası var? Ha, onu ben bilmem ama yani güzel. Devam edelim. A A. Üçüncü soru. Şimdi ABC'de deltoid. ADE doğrusal. Bakın şurası bir deltoidmiş. 18 var, 12 var, 10 var. X kaçtır diyor. Öncelikle şekli bir çizip, şunu yapacaklar. Lütfen yapmayın. Yani bunu yapacaksanız yapmayın. 12'nin 30 oranı 10'un bilmem kaç oranı diye Şu iki doğru birbirine paralel değil. Yani AB ile DC birbirine paralel değil. Çünkü bu delta Şimdi ne yapabiliriz? Önce bir çizip kendimiz çözebiliriz. Ama kendiniz çözdüyseniz ve uğraşıyorsanız bir de benim çözümüm Ben şimdi şuradan şunu bir birleştireyim öğretmenim dedim. öğretmenim ben bunu bir birleştireyim dedim. Deltoid'de bu köşegen ne oluyordu? Naço ortay. Noha. Bakın burada bir üçgen var uzakta. Hatta o üçgeni şu kısımları sileyim de. Şurası daha yanlış asın. Şu sağdaki üçgenin şurası dış açı ortayı. Dış açı ortayı. Allah Allah sen git Deldoid'in içinden dış açı ortay çık. Daha neler görecek bu gözler. Şimdi dış açı ortayda ne yapıyorduk? 18'in alayına oranı. 18 bölü 30. X'in de kaçı oranı? 10 oranı. X'in 10. Bakın 18'in 30'a X'in 10 oranı. Fışık fışık gider. X buradan kaç çıkar? 6 çıkar. Allah'ım ne kadar güzel çözüm ya. Soru çok güzel. Ben de çok güzel çözüm ya. Ya bir insan bu kadar mı mükemmel olur? Dördüncü sorumuz mu? Kaçıncı soru oldu? Dört c d bir deltoid. Ama biraz kare gibi olmuş ya. Ha şurası 14 olduğuna göre burası 14 olacak herhalde. AB, AD 14. Evet şunlar 7, 7. Ondan sonra BC, CD 16. Şuralar 8, 8. Yani bu esasında biraz kötü çizilmiş. Şöyle bir şekilde olacaktı arkadaşlar ben şuraya muhteşem çizeyim. Ama en azından benimkinde deltoid olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra e, şöyle şöyle bunların ortalarını birleştirmiş. Şuraya da bir üçgen yapmış işte. Deltoid bu. Burada şu iki kenar birbirine eşit oluyor. Bunlar eşit değil. Yine açı ortaya olanlar buralar. Bir de bakın bir şey daha vermiş. AC 18. Yani şunun tamamını ne vermiş? 18. Ben şu sağdaki üçgenin alanını bulabilirim. Bana mor üçgenin alanını soruyor. Mor da bir ektir ama u çarpı u eksi a u eksi b u eksi c diye bir formülümüz vardı değil mi? Bu bize üçgenin alanını veriyordu. U neydi arkadaşlar? Çevre. 16, 14 daha 30, 18 daha kaç eder? 48. 16, 14 daha 30, 18 daha 48. 48 bölü 2 24 çevrenin yarısına u diyorduk. Çevrenin yarısı u 24. 24'ten 14 çıkardık 10. 24'ten 16 çıkardık kaç oluyor? 8. 24'ten 18 çıkardık 6. Hop bunu böyle yapıyorduk. Daha sonra bu alanı bulurken şunları tabii dışarı çıkaracağız. Şimdi nasıl yapalım? Mesela 24 4 çarpı 6. Tamam. Şu 24'ü ben bir çizeyim. 4 2 olarak çıkar. 6 kere 6 36 bu da 6 olarak çıkar. Şimdi 10 sayısını 5 çarpı 2 diye parçalarsam. 2 kere 8 16 bu 4 olarak çıkar. Dışarıda da ne var? Kök içinde de 5 var. 2 kere 6 12 12 kere 4 48 kök 5. Nerenin alanı? Şuranın alanı 48 kök 5. Bakın şu iki uzunluk birbirine eşit. O zaman bu üstteki alanlar birbirine eşit. Neden? Üçgende tepe noktası aynıysa, tabanlar da aynıysa alanlar birbirine eşittir. Bu alttaki üçgenin alanları da birbirine eşit. Dolayısıyla şu sağdaki üçgenin alanı 48 kök 5 ise soldaki üçgenin alanı da 48 kök 5. Yani şu tamamı 48 kök 5. Şimdi bir de şuna dikkat edelim sayın ve sevgili arkadaşlarım. Şuralara ben harflendirmelerde bulunayım. Mesela ben buraya şu tepe noktası şu iki uzunluğun birbirine eşit olduğunu biliyor. Çünkü sol taraf üç taraf eşit, alt taraf eşittir. Şu alanlara SS diyebilirim. Yine bak şu alan 2S ise, bu alana 2S diyebilirim. Yine gelelim alt tarafa. Alt tarafta tepe noktası burası. Tabanlar burası. Bu iki alana PP desem. Şu üçgenin alanı 2P olduğu için bu üçgenin alanı da 2P diyebilirim. Şimdi 2 3 4S artı 4P. 4s artı 4p neymiş? 48 kök 5. S artı p 12 kök 5. E bize de zaten s artı p'yi soruyordu. O da e arkadaşlar. 12 kök 5. Evet bu da güzel bir soruydu. Ve son sorumuza mı geldik. Aa ne kadar çabuk geçiyor zaman ya. Bu da son sorumuz. Hadi adamım yürü akalım. Burada A, B, e 45 derece. Şurası 90 derece. Burası da 45. O zaman şuralar 22.5 22.5 oluyor. Ondan sonra BCC'de evet delta zaten biliyoruz. O an sonra ne demiş? X nedir demiş. Şurası kaç oluyor? 67.5 Ben şuradaki AFE üçgenini biraz büyüterek şuraya alıyorum. Orada bir operation yapacağım. Cerrahi. Cerrahi bir operasyon olacak orada. Bakın. Şuraya 90 dereceyi dedim. A, E, F üçgeni buraya aldım. Şurası 67,5. Şurası 22,5. 22,5. Şurası da 3 kök aldım. Şimdi ben ne yapıyorum ben? Şuradan arkadaşlar 45 derece ayırıyorum. 45-45 90 yapıyorum. Buraya da ne kalıyor? 22,5. Yani 67 buçuk 45'e 22 buçuk ayırdım ve burada oluşan üçgenin de ikizkenar olduğuna dikkat edin. 22 225 buçuk. Buradaki üçgen de ikizkenar. 3 kök 6, 3 kök 6. Neden? 45, 45, 90 üçgeni. 45, 45, 90 üçgeninde hipotenüs. Bir dik kenarın kök 2 katıydı. 3 kök 6'yı kök 2 ile çarparsak. 3 kök 12. 3 kök 12. Bu da 4 çarpı 3'ten 6 kök 3 oldu. Şurası 6 kök 3. O zaman burası da 6 kök 3. Yani şu uzunluğu 6 kök 3 artı arkadaşlar 3 kök 6 olarak bulduk. Aziz ve muhterem din kardeşlerim bakın şurası 45 derece. Burası da 45 derece. Aa, o zaman ikisi kenar. Burası 6 kök 3 artı 3 kök 6 ise burası da 6 kök 3 artı 3 kök 6. Yani ikisi ne oldu sayın ve sevgili arkadaşlarım? 6 kök 3. Evet gerçekten güzel söyledi. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bak kanalın ismini değiştireceğim. Sonra kanalı ararsınız bulamazsınız. Yakında ismini değiştireceğim. Abone olmadan izliyorsunuz ya arayacaksınız bulamayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.